Yönetim Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinden sonra yönetim kurulumuzdan 6 üye istifa etti. Ve bu istifa gerekçesinde şu cümle benim dikkatimi çekti açıkçası. Göreve başladıktan kısa süre sonra üzerinde uzlaştığımız yönetim anlayışının tam tersine bir tarzla yine üzerinde anlaşılmış prensiplere aykırı birçok uygulamayla karşılaştık. Yani meali biz bu yönetim kurulunu oluştururken bir tarz, bir takım prensipler üzerinde uzlaşmıştık ama velakin bu yönetim tarzının gerçekleşmediğini gördük diyor bu altı yönetici istifalarını, istifa mektuplarını hazırlarken. Ki bu yönetici grubuyla aslında çok daha yolun başındayken zaten bir takım ayrışmalar yaşandığını tanıdık olduk. Neden böyle oldu? Şimdi Trabzonspor gündeme geldiğinde Trabzon-İstanbul tartışmaları yaşanır. Trabzon'da mı yönetilsin İstanbul'da mı? Olayca soracağım. Ve Trabzonspor yönetim kurulu kurulurken İstanbul'dan da Trabzon'dan da yöneticiler olur. Ben tabii çok üzüldüğüm bir durumla karşılaştım. O istifa eden yöneticiler bunu çok iyi biliyorlar. Yönetim kurulu toplantılarını işim gereği ben düzgün yapan birisiyim. Çünkü hayatım hep bununla geçtiği için planlı toplantılar yaparsınız ki iyi yönetelim diye. Toplantılara biz başladık. Ben Trabzon'la İstanbul'dan yönetim kurulunda olanların kavgasından bıktım usandım. Her defasında aralarını bulmaya çalıştım. Her defasında. İş öyle oldu ki İstanbullu Trabzonlularla Trabzon'da yaşayan öyle oldu Trabzonlar. Öyle oldu ki İstanbul'daki Trabzonluları temsilen birisi ya da Trabzon'dakileri temsilen birisi. Onlar varsa ben yokum, ben varsam ben yokum. Düşünün bir başkanı. Yarın sabah 10 milyon euro ödenecek. Oyuncunun parası ödenecek. Çatlıyorsunuz. Ve ekonomik olarak da destek alamıyorsunuz. Tek başınıza kalmışsınız. Çünkü dönecek bu sonuçta. Ben aralarını bulmaya çalıştım. Sonra baktım ki sorun büyük. Ya ara ara bu toplantıları yapmayalım da bari huzur gelsin. Ama şunlar oldu. Bu benim arkadaşlarım. Beraber yola çıktım. Bugüne kadarki hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Ama bu benim arkadaşlarım bana. Geçen senenin daha ikinci devresi başladığında Bursa maçında. Bu Bursa maçında yenilelim biz istifa ediyoruz. Filan maçta yenilelim istifa ediyoruz. Allah'tan da Trabzonspor yenilmiyor, bir türlü istifa edilmiyor. Sene sonu Trabzonspor ikinci devre iyi iş çıkardığı için istifalar gelmedi. Ya ben zaten bu istifa tehditleriyle seçildiğimiz günün işte 5 ay sonrasından itibaren hep bunlarla uğraşıyorum. Onu sakinleştir, onun arasını bul. Yerime kendinizi koyun. Gerçekten çok yoruldum. İş yapmak yerine. Çünkü Trabzonspor'da sorun o kadar çok ki. Ya siz sorun çözmek için yanınıza dost arıyorsunuz, arkadaş arıyorsunuz. Buna çok iyi